Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Arkadaşlar bu dersimizde kısaca, özet olaraktan Vasıl Hemzesinin yazılışına ve okunuşuna bir bakacağız. Vasıl Hemzesi, Elif, Lam'ın Elifi Vasıl Hemzesidir. Vasıl Hemzesinin özelliği nedir? Kelimenin başında gelirse El-Veledu gibi bu Elif, Lam'ın Elifi okunur. El-Veledu. Fakat bu hemzesiz yazılır. Bu basın hemzesi olduğu için hemen direkt men fetha ile yazılır. El veledu. Burada hemze şurada el şeklinde normalde e, hemzelen yazılan kelimeler gibi değil. E, ekeledeki gibi değil. Bu e, hemzesiz bir şekilde yazılır. El şeklinde. Bu kelimenin baş, cümlenin başına dediğim gibi geldiği zaman okunur bu elif. Yani Elif lamın elifi el veledu şeklinde. Fakat kelimenin ortasında, cümlenin ortasında gelirse bu sefer okunmaz, geçiş yapılır. Mesela burada zehebe el veledu değil, zehebel veledu deriz. Elif okunmadan bu kendinden önceki kelimenin son harekesine lam bağlanır. Zehebel veledu. Bu kameri harfle başlayan kelimelerde, şe, şemsi harflerle başlayanlarda ise elif lam okunmaz. Direktmen skenden önceki kelimenin son harekesi direkmen e, geçiş yapar ve şeddel okunur ilk e, kelimenin başındaki harf burada dehale dükkane dehale dükkane de olduğu gibi evet burada e, önemli olan nedir elifin okunmaması burada ise elif lamın okunmaması şemsi harflerle başlarsa kelime bu misallerde de kameri e, kelime dersek, şemsi kelime dersek bunu kastetmiş olacağız. Evet peki zehebet var mesela zehebet gitti bir bayan için dediğimizde zehebet elbintu zehebet elbintu bunu nasıl okuyoruz? Elif okunmuyor. Zehebet olmaz zaten. Onun için Burada cezim var. Burada da cezim var. Bu okunmayacağı için de bunun burasına yardımcı bir kesra getirilmiştir. Zehebetil değil. Zehebetil. Zehebetil bintu. Evet. Şemsi eh, eh, kelimede ise ne diyoruz? Ketebeti yine aynı ketebet. Ketebeti olur. Fakat ketebeti derse olur bu sefer. Zehebetil bintu. Ketebeti derse. Peki tum olursa burada mesela ketep tum gibi ketep tumdan sonra elif LAM gelirse nasıl okunur? Yine ketep tuml okunmaz. çünkü elif okunmadığı için buna yardımcı bir e, e, hareke getirilir. Genellikle yardımcı hareke kesradır. Fakat burada e, cezimden önceki hareke eğer dammeli ötreli ise direkt men cezimde cezimli e, harfte hareke olaraktan e, damme ötreyi alır. Mesela keteb tum tumu olur. Tum tumu kum kumu hum humu şeklinde e, kitabe keteb kitabe yazdınız. Siz kitabı kitabı yazdınız. Siz yazdınız. keteptum. tum siz yazdınız. Keteb tum derse dersi yazdınız. Siz keteptumu tumu derse. Evet zahabe <laughs> neymiş? zahabe son hareke e bağlıyoruz Zahebel ve hal baladu son hareke e tahalet tukani ee, bir kameri bir de şemsi bir e, harfle başlayan kelime hepsinde de örnek öyle burada zahabe e, sukun e, e, ise eğer son hareke son işaret ona hareke olaraktan bir kesra alırız fakat e, bu e, sükun olursa son hareke ondan önceki de eğer damme olursa bu sefer bu kesralı esreli değil de dammeli ötreli yazılır. Keteptumul kitabe keteptumu dersedeki gibi. Mesela burada ketebe halidun ketebe halidun el kitabe geçiş nasıl yapıyoruz? Bunun aslında halidun şu şekilde halidun halidun Burada da lam, un aslında yazılarsak bunu okuyoruz. Halidun yazmıyoruz bu şekilde ama okurken şu şekilde aslında okuyoruz. Halidun. Son e, sukun, sakin bir nun var. Bu sakin nunun da e, cezmi olduğu için, burada da cizmi olduğu için, elif de okunmadığı için bu okunmaz. Onun için buna da bir yardımcı bir kesra getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Halidun. Haliduni. Halidunil kitabe. Halidun. خالدن خالدن الکتاب خالدن الدرس خالدن الدرس کتب یزد خالیدون، خالد الکتاب کتابو یزد خالد کتابو یزد کتب خالدن الکتاب کتب خالدن الدرس خالدن الدرس خالدن الدرس کتابه یزد خالد درسی یزد خالد کتب خالدن الدرس Evet, bu da vasıl hemzesi, ee, vasıl hemzesi Elif lamın Elif'idir onun haricinde isim, ibin e, gibi e, bazı çok az e, kelimelerde, bazı fiillerin e, fiillerin Elifleri. E, e, sırası geldikçe onlara işaret ederiz burada ama genel olaraktan kaide budur. Yani ne olursa olsun hangi vasıl hemzisi, hangi kelimenin vasıl hemzisi olursa olsun vasıl hemzisi okunmaz. Bu şekilde geçişler yapılır. Evet bu dersimizde burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu bu ve ma'as